Tüp mide ameliyatı sonrası kilo alımında doğrudan revizyon hakkında bilgiler vermek istiyorum. Tüp mide ameliyatı biliyorsunuz sadece mide hacmini etkin bir şekilde ufaltarak etki gösteren bir ameliyat yöntemi. İlk balayı döneminde biz buna 1,5-2 yıl kadar bir süre olarak tanımlıyoruz. %80'e varan istenmeyen kiloda kontrol elde edebildiğimiz bir ameliyat. Ancak en büyük zafiyeti sıvı kalorili gıdalar. Tüp mide ameliyatı birincisi... Başlangıcından itibaren sıvı kalorili gıdalara karşı etkisiz. Eğer ameliyat sonrası şekerli gıdalar almaya devam edersek arzu ettiğimiz kilo kaybını elde edemiyoruz. Bu da bir revizyon seçeneği. Ne yazık ki şeker tüketen, abur cuburu çok fazla olan, çikolata düşkünlüğü olan hastalara da tüp mide önerildiğini görüyorum. Bunlar çok yanlış. Hasta seçimi doğru yapmazsak ameliyatlardan beklediğimiz başarıyı elde edemiyoruz. Bunu çok net ifade etmek gerekir. Ama asıl olarak Doğu Dönesi revizyonu süper obez alıp tüp mide olan, Önemli miktarda kilo kaybı yaşayan ama ameliyattan yıllar sonra midenin esnemesi ve büyümesiyle yeme hacmi arttığı için geri kilo alımı çok şiddetli olan hastalar. Bu süper obez hastalarda en etkin kilo kaybı yöntemi elbette ki doğu Dünel switch ameliyatına revizyon. Türk mideli bir hasta bize geldiğinde diyor ki hocam benim zaten midem ufak çok daha rahat olur ne yazık ki öyle olmuyor. Bütün revizyon ameliyatları çok daha zor. Çünkü hiç ameliyat olmamış insanlarda anatomide hiçbir yapışıklık yok. Ve dokular çok daha taze ve bakir. Onlardaki e, işlemlerimiz çok daha rahat ve hızlı oluyor. Oysa tüp mide geçirmiş hastalarda karaciğere ve yandaş dokulara, dalağa, diyafragmaya çok ciddi yapışıklar görebiliyoruz. E, bunların ayrılması vakit alabiliyor. İkincisi midenin ne kadar büyüdüğü bizim için çok önemli. Bunu ameliyat öncesinde tomografilerle, pasaj filmleriyle ve endoskopiyle değerlendiriyoruz. %60'a yakın hastada switch yapacağımız, hiç mideye müdahale etmesek bile olabiliyor. Bunlar yeterli olabiliyor. 135 40 kadar hasta da kısmi bir takım yeniden şekillendirmeler yapmak gerekebilir. Bunu da temel olarak bütün ön hazırlıkla birlikte ameliyatta karar vermek gerekir. Zaten geri kalanında çok ciddi bir sıkıntı yok. Biz 12 parmak bağırsağına giden yolu kapatıyoruz. Böylece gıdaların bağırsağın başlangıcına olan irtibatını tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. Daha sonra da ince bağırsak son 200-250 santimlik bölümünü kesip onu yukarıya yeni bir ağız olarak bağlıyoruz. 12 parmak bağırsağına giden safra akıntısını da ince bağırsağın yeni yolunun son 100-150 santimine bağlayarak ameliyatı tamamlıyoruz. Gene tekrardan vurguluyorum. Bütün bu ameliyatlarda ince bağırsak başından sonuna kadar olan toplam mesafeyi mutlaka ölçmek gerekir. Çünkü bizim kendi pratiğimizde 11 metreye kadar uzayan ince bağırsak ölçtüğümüz gibi 4 metre total ince bağırsak uzunluğu olan hasta olduğunu da gördük. Eğer ameliyatı standart 2,5 metreden yapmaya kalkarsanız 11 metrelik bağırsağı olan bir insanda çok ağır protein enerji eksikliği yaratabilirsiniz. Eğer 4 metre bağırsağı olan bir insana geniş bir mideyle 2,5 metreyi bağlarsanız hiçbir kilo kaybı elde etmezsiniz. Bu da kesinlikle mutsuzluğu getirir. Doğru bir revizyon için bütün ince bağırsak mesafesinin sonuna kadar ölçülmesi gerektiğinin özellikle altını çizmek istiyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. <laughs>